Bu da ne böyle? Soframızdan nimet eksik olmasın. Kimseyi aşıkla imtihan etme ya Rabbim. Burası ne? Babamın yeri. Sakın girmeye kalkma. Yoksa babamdan azar işitirsin. Kim var orada? Ne yapıyorsun sen burada? Ben... Yatağımda uyuyordum. Çok güzel bir koku duydum. O kadar çok güzeldi ki... Ayaklarım beni buraya kadar getirdi. Sese bakarsak seni buraya getiren ayakların değil. Anlamadığım şey ben daha bunların hiçbir tanesini pişirmedim. Sen neyin kokusunu duydun da geldin? Tek bildiğim tatlı güzel bir kokuydu. Hamurun kokusu. Neydi pişmedi ki bu da? Durmak mı istiyorsun yoksa öğrenmek mi istiyorsun? Hı? Tadına mı bakacaksın sadece? Yoksa nasıl yaptığımı da göstereyim mi? Gösterir misiniz? Gösteririz. Gel bakalım şöyle yanıma. Şimdi bak. Bu hamurları önceden yaptık, açtık. Biraz beklettik. Şimdi de seninle beraber açacağız. Açıyoruz. Evet. Evet. Kayıyorsun biraz. Al bakalım elini. Dikkat et sıcak. Bu hayatımda yediğim en güzel çörek. Benim ustamın bana öğrettiği ilk çörek bu. Ay çöreği. Çok severim ben de. Ay çöreği. Bundan sonra benim de en çok sevdiğim çörek ay çöreği. Siz her gün yapıyor musunuz bunu?
Her gün değil. Yani vaktim oldukça böyle hamurla uğraşmayı, şekil vermeyi seviyorum işte. Gerçekten hamurun kokusunu mu aldın sen? Bilmem. Tatlı şekerli bir kokuydu. Her sabah bizim mahallenin fırınından da buna benzer bir koku geliyor ama... bu daha bir tatlıydı. İyi ki kokuya gelmişim. Yoksa böyle güzel çörekler yiyemeyecektim. İstediğin kadar yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Siz niye yemiyorsunuz? Bilmem. Ben her zaman yiyorum ondan herhalde. Ben sizin yerinizde olsam her gün yerdim. Hatta başka hiçbir şey yemezdim. O kadar güzeller ki. Ya benim de canımı çektirdin. Dur bakayım.